Arkadaşlar merhaba. Birim rehberi serimizde sıradaki birimimiz mızraklı çavuşlar arkadaşlar. Bu birim arkadaşlar oyun başında ilk açmanız gereken mavi birimlerdendir. İlk savaş birimimiz İmparatorluk Kargılıları. Bölge savaşında işimize yarayan. Onda bir değişiklik yok. Neden peki bu ilk açmanız gereken mor diyorum? Şövalye kısmında arkadaşlar Demesne mızraklarından sonra onlara yeşil çavuş diyoruz. Sebebi bu mızraklı çavuşlar. Bu arkadaşlar 7000 şeref istiyor. Yani oyunun en az şeref isteyen mor birimi bu diyebiliyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. Şimdi bu birimi açma sebebimiz arkadaşlar başlangıçta keşif yaparken kullanacağımız, akınlarda kullanacağımız bir birim yok. Tabii ki videolarını da çektik. Paralı askerlerle bunları yapın ki ikmalde yapmazsınız. Hem boşa bronz harcamazsınız. Hem her hafta hangi paralı askerleri veriyorsa oradan sağlam birlikler seçip haydut akını keşiflerde, kuşatmalarda kullanabilirsiniz. Bu değişmiyor. Fakat size o birim öldü diyelim. Size ait bir birim lazım ya da o birimlerle kuşatmada oynadınız. Bu arkadaşlar hem simaki terfisi vardır. Yani simaki yiğitlere terfi eder. Dolayısıyla siz bu birimi açacaksınız ki level 18'e getireceksiniz. Sezona 5'ti galiba. Sezon 5'te Zilkalyan'dan sonra yiğitler terfisini yaptığınızda bu birim 18 olarak yiğite terfi edecek. Sonradan arkadaşlar 22'ye kadar maksimum kasabiliyorsunuz. 4 level kasarak bu birimi fulleyebileceksiniz ve o yiğitlerin biz kutularını da zamanında dolduruyorduk. Sonradan biraz nerf yedi. Skill olarak farklılar ve hasarı terfi ettiğinde hasarı artıyor, dayanıklılığı artıyor vesaire. Şimdi yiğitlerden farklı olarak arkadaşlar bu birimin komutanı takip et özelliği vardır. Komutanı koru 2 skill'i. Aktif ettiğinizde sizi takip eder. Ben genelde F3 pozisyondayken bunu yapıyorum. Neden? Bu şekilde hani can basıyorum veya dandik birim keserken demeyici bölüyorum arkadaşlar. Okçulara koştuğunuzu düşünün bu şekilde. Ve arkadaşlar kalkan yürüyüşü var. Onu da buradayken atalım görelim. Yani elinden geldiğince kapatarak okçulara yürürken böyle yürüyorsunuz. İkiye basıyorsunuz, dağıtıyorsunuz ortalığı. Keşiflerde mesela böyle F2 dizilimiyle oturtup içinde uzun kılıçta can vermek ben full birimle oynayarak paylaşımlı XP ile birim kasmaktan yana olsam da acil birim kasmanız lazım. Keşif atacaksınız bol bol. Sadece elinizde bunlar var. O zaman bu şekilde elinizden geldiğince can basarak yani az kayıp vererek az bronz harcayarak keşif atmanızı da sağlar arkadaşlar. F1'de oturttuğunuzda şöyle yana kaçmalar oluyor. Bir iki adam öldüğünde bunlar içeri geçiyor. Ve daha az şey oluyor. Ya F3 yapacaksınız. Yandan geçenlere kapının genişliğine bağlı tabi. Ulti falan atıp durduracaksınız. Ama bu şekilde kullanılır. Şimdi damage'lerini görelim beraber. Gelen birliğe göre. Şimdi mızraklı birim geldi. Önce bir oturtalım bakalım. Yani sadece içinde can verelim. Ufak tefek vuralım. Diğer kapanan birimlerle çok bir farkı yok. Yani savaş buradan vurup dışarı mı çıktınız? Hemen takla atıp içeri girerek oynuyorsunuz bunları da. Bu birimin dediğim gibi en büyük özelliği iki skill'i komutanı takip etmesi. Yani keşif bir atıyorsunuz diyelim. Kolay keseceğiniz basit birimler geldi. İkiye basıp can vere vere hem siz savaşın hem biriminiz savaşsın. Kese kese ilerleyebilirsiniz. Bu açıdan büyük rahatlık. Ve mor doktrinlerle donatabiliyorsunuz. Benim ana çarımda yiğite terfi ettiği için bunu yan çarlardan birine geçtim. Orada çok fazla mor doktrini yok. O yüzden burası böyle. Ama simaki olmadan daha full mor doktrin diziyoruz. Hatta bunlara da rejenerasyon yani can doldurma açılabiliyor. Yani simakide taktığınız her şeyi önce mızraklı çavuşa takıyorsunuz. Terfi ettiğinde zaten aynı doktrinler simakiye de tekrar takılabiliyor. Şimdi bir de mızraklı birim geldi. Birime gidelim, içine dalalım, savaşalım. Bu şekilde bir armor yedim uzun kılıçta. Can verdim. Biraz da vurmayayım. Birimin de işlerini görelim. Yani 1000-1400 kalkana ya da önden vursa 700'e düştüğü oluyor. Şimdi de yaverler geliyor. Arkadaşlar kalkan yürüyüşü kapılarda olsun.
mızraklı kalkanlarda olsun çok fazla gelen birime karşı işe yaramaz. Genelde okçulara karşı işe yarar. Şimdi şöyle bir gezdireyim bu birimi. Şöyle demeçlerini göstermeye çalışayım. Yani en büyük avantajı dediğim gibi bu birimi fullerseniz simaki terfisini yaptığınızda full bir simakiye kavuşmanız için sadece 4 level kalıyor kasmanız. 18 leveli baştan kasma şansınız var. Arkadaşlar bu birime doğru anlatacaklarım bu kadar. Hatta şöyle bir şarjını göstereyim. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hatta bunları biraz böyle hor kullanarak kestirteyim. Ondan sonra bitireyim videoyu. Yine şöyle saçma bir kalkan yürüyüşü yapalım birimin içindeyken. Yani soldan canlarına bakın diye yapıyorum. Tamam zayıf birim olabilir bunlar ama bazı kıyaslamaları burada yaptığım için aslında gerçek bir kıyaslama oluyor. Hep aynı güçteki rakibe karşı denemiş oluyoruz. 500'e kadar çıkabiliyor demeyeceğim arkadaşlar ve dayanıklı da gördüğünüz gibi. Gezdire gezdire birimi kesebiliyorsunuz. Zaten içine girdiğinizde hemen birim paramparça oluyor. Dağıttığınızda hemen öldürebiliyorsunuz. Umarım işinize yarar. Tekrar görüşmek üzere.